bu meşhur 5 yıl sonra nerede olmak istiyorsun sorusu gibi, Evet. bugün nerede olmak istiyorsun sorusu da var. Birçok insan 5 yıl sonrası için Evet. plan yapıyor ama bugünle ilgili de o kadar da mutlu değil. Değil. Şimdi mutluluğun altı anahtarı demişsin kitabında. Evet. Nedir bu altı anahtar? Aslında o altın anahtarı ben gördüm, ama onu tekrar etmek yerine bir hikaye anlatmak istiyorum bu konuda. Bir gün 500 kişi bir seminere katılıyor. Diyorlar ki herkes balon üzerine kendi adını yazsın. Tamam, herkes yazıyor ve balonları atıyor arabaya, 500 tane balonu. Şimdi herkese 5 dakika içinde kendi yazdığı balonu bulması söyleniyor. Kimse bulamıyor bunu. Sonra diyorlar ki aynı şeyi farklı yapalım. Ben başka bir insanın üzerine adı yazılı balonu sana veriyorum. Herkese başkasının adı olan balonu veriyorlar. Şimdi diyorlar git bunun sahibini bul diyorlar. Ve insanlar 1-2 dakikada bütün balonlar gerçek sahiplerini buluyorlar. Yani şu da esasında mutluluk esasında herkesin peşinden koştuğu bir şey. Ama esasında mutluluk başkalarının mutluluğunda gizli. Yani benim temel kavram bu. Yani mutluluğu daha çok ben başka insanın da yani mutluluğu daha çok başka insan üzerinden elde ettiğim bir şey. Kendi üzerinden insan mutlu olması bence imkansız. İnsanın en büyük Hazla mutluluğu karıştırıyoruz. engeli kendisidir Doğru. Yani demişim. zihnidir, yani düşüncesidir. Bu kadar mı? Yani Onun insan dışında insanın dış etkenleri sebep göstermesi ve var insanın tabii. kendisiyle alakalı bir Kesinlikle şey mi? var tabii. Yani insan tabii %50-60 genetik koddur, DNA diyoruz ona. Ondan sonra insanın çevresi, yani yaşadığı ülke, aile, eğitim, çevre aşağı yukarı %80'i bizim kontrolümüz dışında gelişiyor. İşte o dış dünya. Ve bize doğduğumuz andan itibaren verilmiş olan genetik kod. %20 ise bizim kendi hayallerimiz, kendi çabalarımızla kendimizi geliştirmemiz. Yani o ama %20 insanı gerçekten farklı bir yere götürebiliyor. Yani sizin içi dönüklüğünüz dışa dönük olamazsınız. Eğer negatifseniz pozitif de olamazsınız. Bunlar sizin kişiliğinizdir. Bunlar değişmez. Ama ne değişir? Davranışınız değişir. O zaman esasında en basit anlamda ne diyoruz aslında? Düşünce, duygu, davranış. Ben davranış değiştirmek istiyorsam gidip düşünceyi değiştirmem lazım. Peki düşünceyi nasıl değiştireceğim? Çok basit. İnanç ve değerlerle. Yani değerlerimiz değişince, inancımız değişince davranışlarımız değişiyor. O zaman biz değişiyoruz. Peki insanların bu değişimle ilgili ciddi bir konu da zamanı yönetmeleri. Zaman yönetemeyince değişimi de pek yönetemiyorsun. Zamanı yönetmekle ilgili ne tavsiyelerde bulunuyorsun Ben eğitimlerinde? zaman yönetimi üzerine ciddi eğitimler vermeye başladım ve çok da güzel geri bildirimler alıyorum. Zamanı yönetmek demek esasında öncelikleri yönetmektir. Ben nasıl yönetiyorum zamanımı? Mesela ben haftada 7 gün spor yapıyorum. Onu blokum, mesela her sabah 7 ile 8 arasını sporuma ayırıyorum. 6.30 ile 7'ye kitap okumaya ayırıyorum. Gibi blokluyorum. Yani ben şu var. Ben yapmak istediklerim için zamanı bir şekilde gün içinde bloklayıp ona başka insanların müdahale etmesini engelliyorum. Diğer şeyleri ise akışa bırakıyorum. Öyle yapıyorum yani. 2019'da Duygusal Zeka kitabını yazdın. Duygusal zeka da birçok kişinin yazdığı bir konu. Sen neden yazmak ihtiyacı hissettin Duygusal Zeka Çok kitabı? çok güzel soru. Ben şöyle aslında bilmek ve yapmak. Amerika'da almış olduğu eğitimlerde aynı şey. İnsanlar biliyor ama yapamıyor. Niye yapamıyor? İşte araştırdığımız zaman duygusal zeka. Yani biz duygularımızı yönetemediğimiz noktada ne kadar zeki olursak olalım o duygularımızın ötesine geçip de o davranışı yapamıyoruz. Yani korktuğumuz için yapamıyoruz. Duygusal zeka duygularımızı olumlu yönde kullanmak için insanın duygularının farkına varıp önce kendi duygularını yönetmesi, daha sonra öz motivasyonla sürekliliğimiz sağlanması, daha sonra karşımızdaki insanın duygularını okuma becerisi, empati diyoruz buna. Evet. Daha sonra da ilişki yönetimi diyoruz. Hem sizin hem kendi duygularını yönetmek suretiyle bu ilişkinin sürdürülebilir olmasını sağlamak. İstanbul doğumlusun. Evet. Avusturya lisesi. Arkasından Boğaziçi. Arkasından Yok, Amerika. University of Miami. University of Miami. Miami, evet. University of Miami. Sonra da bankacılıkla başlayan, Doğru. Çeşitli şirketlerde devam eden bir kariyerim var. Bu seçimlerinde, tercihlerinde ailenin nasıl bir etkisi olmuştur? Şimdi şöyle Amerika'ya ailem yardımcı oldu ama kendi kararım. Yani bir arkadaşımdan esinlenerekten Amerika'ya gitme kararı aldım. O benim kendi kararımdı. Evlenme spontane oldu. Yani 22 yaşında evleneceğimi bilmiyordum yani. Yani hiç aklıma da gelmezdi. Ama herhalde bir tercihti. Kesinlikle. İyi bir tercihti ki hala devam ediyor. 30 yıllık, 35, 35 35 yıl. yıl oldu. Evlilik bence hayatı çok olumlu yönde etkiledi. En azından yapacaklarımı daha kolay yapmamı sağladı İki evlilik. oğlum var. İki oğlum var. Onlara da tavsiye ediyor musun erken evlenin diye? Onlar evlendiler. Ha, evlendiler. Evet, bir Aa. tanesi 29 yaşında evlendi. Öbürsü de bu sene önümüzdeki yıla evlenecek.
Ve onlar da meslek olarak senden tavsiye aldılar mı? Şimdi birisi Kanada'da yaşıyor. O daha çok kendi insanını adadı. Yani daha çok eşimin insan tarafı çok güçlüdür. Eşimin tamamen karakterini aldığı için şu anda yeryüzündeki diğer insanlara yardım etmek gibi misyon edindi. Yani iş hayatta fazla ilgisi yok. Öbür oğlum da benim spor tarafımı aldı. O da fitness pilates salonu açtı. Yani o da bankacılık okudu özelliğinde. Fakat daha sonra ben iş hayatını sevmiyorum. Sporcu olmaya karar verdi. İkisi de bambaşka işler yaptılar yani. Şimdi Telerate'den bankacılığa, tüketim malzemelerinden internet güvenliğine kadar farklı farklı işlerde çalışmışsın. Bunlardan bazılarını geriye dönüp baktığında şu işe hiç girmesem de olurdu der misin? Vallahi hepsi aslında biraz ben master yapamadım yani daha sonra o maddi gücüm yetmedi. Eğitim çok iyi de bir eğitimde çok iyi olmadığım için burslu olamadım. Daha çok bilgi edinmek için ve bunları öğrenmek için kullandım. Ha tabii ki bankacılık kendi tercihimdi ama sonra sıkıldığımı fark ettim bankacılıktan. Şöyle söyleyeyim, bir noktada girişimci olmam gerekirdi, olamadım. Yani o cesareti kendi bulamadım. Yani girişimci olmam lazım esasında. Şimdi yine yani profesyonel girişimciyim şu anda. Yani hem kendi genel müdürlük yapıyorum, hem kendi ama hobi olarak yapıyorum. Yani gerçek iş gibi yapmıyorum. Yani bence bir şekilde bu eğlence dünyası, işte YouTube'da şu anda ben kendi bir konuk programı başlattım. Yani ben eğlence dünyasına, insan sohbet etmesine, eğitim vermeyi seviyorum. Daha çok zamanım olsun isterdi. Peki ben programımın sonunda tüm konuklarıma soruyorum. Nasıl anılmak istersin diye. Bu eğitimci yanını anılmak istersin yoksa başka şeyler yapmayı daha planlıyorsun? Onlarla mı hatırlanmak istiyorsun 50 yıl sonra, 100 yıl sonra? Bununla ilgili evet hep düşündüğüm şeyler aslında. Ben 3 şey olmak isterim aslında. İyi bir aile babası, iyi bir lider. Yani liderken esasında yaptığım her şeyde liderlik yapmayı seviyorum. Önce olmayı seviyorum. Ve iyi bir insan. Hani hangisi üçünden bir tanesi seçseniz iyi bir insan olarak anılmak isterdim. Anladım. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim davet ettiğiniz için. Çok güzel şeyler öğrendim senden. Umarım izleyicilerimiz de keyifli bir tat almışlardır. Efendim sürçülisan ettiysek affola. Tecrübe haftaya burada konuşmaya devam edecek. Sağlıcakla kalın.